Kanal 3 Panorama'dan herkese merhaba sevgili izleyenler. Renkli görüntüler ve röportajlarımızla karşınızdayız. Afyonkarahisar her yıl olduğu gibi bu yıl da 17-18 Eylül tarihlerinde 8. Arnika Frick Ultra Maratonu katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Arnika Frick Maratonu'nun startı Ayazini köyünden verildi. 5 farklı parkurdan oluşan Arnika Frick Ultra Maratonu'na 900 sporcu katıldı. Sporcuların nefes kesen yarışlarının yanı sıra bir sporcunun evlilik teklifi ettiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. 8. Arnika Frick Ultra Maratonu başladı. Yarışmacıların nefes kesen yarışlarını izliyoruz. Merhabalar. Nereden katılıyorsunuz? Eskişehir Ranız. Peki siz de yarıştınız. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. İyilik peşinde koştuk arkadaşlarımızla birlikte. İyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Yani inanılmaz, tarif edilmez bir duygu. Vadi koşusu, arazi koşusu olarak ilk kez koşuyorum. Yani ikinci uzun koşum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Peki koşu sizin hayatınızın neresinde? Hayatımın merkezinde. Mutluluğa doğru koşuyorum. Kaçıncı oldunuz? İkinci oldum, 6K. Süper. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Merhabalar, siz nereden katılıyorsunuz? Biz Antalya Manavgat'tan geliyoruz. 3 arkadaş geldik, kamp attık buraya. 11 koştuk biz arkadaşımla beraber. Şimdi de diğer arkadaşımızın yanına gideceğiz. Onu desteklemek amaçlı. Ona güzel bir anı olsun diyerekten yanına gideceğiz. Peki koşarken ne hissediyorsunuz? Benim bu sene 4. katılışım. Ben her sene geliyorum. Tabii arkadaşlarımız da yine aynı şekilde. Biz çok eğleniyoruz. Havasını ve doğasını çok seviyoruz. Çok güzel. Güzel yani atmosfer falan. Zaten organizasyon müthiş. Hepsini tanıyoruz arkadaşlarımızın. Buradan kendilerine çok teşekkür ederiz. Gayet güzeldi. Derecemizi de almış olduk. Kaçıncı oldunuz peki? Kadınlar Günü Aklınasman oldum 11'de. Merhabalar. Siz nereden katılıyorsunuz? Merhabalar. Ben Eskişehir Runners grubundan katılıyorum. Peki siz de koştunuz, ne hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu ya. İlk defa böyle arazi, çok güzel. Anlatılmaz yani. Mutluyuz. Koşu sizin hayatınızın neresinde? En iyi yerlerinde yani. Bisiklet de kullanıyoruz biz. Aynı zamanda bisiklet grubumuz da var Eskişehir'de. Bisiklet Dostluğu adında uzun turlar yapıyoruz. Koşuyu da üzerine kattık. İkisi birlikte çok güzel oluyor yani. Sporun her şeyi güzel yani. Siz kaçıncı oldunuz? Ben 3. oldum 6K'da. Evet, Eskişehir'i temsil ettik. Daha da ilerleyeceğiz yani. Bu burada kalmayacak. Çok teşekkürler. Merhabalar. Koşuya siz de katıldınız. Ne hissediyorsunuz? Gerçekten bugün çok güzel bir yarış oldu. Hava güneşli ve insanlar ısınacak. Tabii ki her zaman olmazsa olmazımız başta Afyon'umuza. Afyon'umuz gerçekten her zaman benim için çok değerli, çok güzel. İnsanları çok sıcakkanlı. Ben Afyon'a da zaten yabancı değilim. Ara sıra bir koşu çıkıp geliyorum Uşak Banaz'dan. Ve ultramaratonlar koşuyoruz. 113 madalya kazandık. Almanya'da Avrupa şampiyonu olduk. Ve Türkiye'de Beyaz Show, 3 adam, Zahide, Esra, Acun Medya ve en son Kenan İmirzalıoğlu gibi pek çok programlarda, çok güzel programlarda koşarak gittim ve birçok programa konuk olarak yer aldım. Tabii ki olmazsa olmazımız, tabii ki benim gönlümde her zaman tak kuran Kanal 3'ümüz için de bir koşu çok koşulara geldim ve birçok programlarına katıldım. Başta Kanal 3 olmak üzere Türkiye'mizde bulunan tüm basın mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederim. Ve her zaman şöyle diyorum ben, şu dağları koşarak her zaman eldim. Afyon Frick Vadisi'nde esen bir yeldim. Vallahi Afyon'u söylemeye gerek yok. Sucuğu, tatlısına, lokumuna, tadına bir koşu geliverdim. Afyon'umuzu çok seviyorum. Afyon halkımızı çok seviyorum. Tüm Afyon'umuza, başta valimiz olmak üzere, tüm basın protokolümüze, tüm basın mensuplarımıza, tüm özellikle Afyon halkımıza destekler için sonsuz teşekkür ederim. Ben Akın Yeniceli, ben koşmaya devam ediyorum. İnşallah programlarını izledikçe siz de coşmaya devam edin. İnşallah daha çok yarışlar kazanıp daha çok madalyalar kazanmak istiyorum. Bugün ayrıca
sevdiğim için koştum, aşkım için koştum, bir tanem için koştum. Geçen hafta nişanlanmıştım. Başta bana destek veren Hasan Çavuşoğlu başkanımıza, AİT'imiz Alanyaspor Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu sağ olsun beni kırmayıp geldi. Başta Hasan Çavuşoğlu başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sevdiğim cennetim, ben seni çok seviyorum. Sen gurbet eldesin, Almanya'dasın ama gönlüm kalbim seninle. İnşallah nişanı yaptık. Darısı düğüne diyorum. Şöyle ultra maraton, maraton camiası hazır. Bir koşu seni bekliyorum. Yaza düğün ediverem galip. Bir koşu çık da gel. Türkiye'nin 81'ini koşsam da bugün en anlamlı koşularından birini gerçekleştirdim. Cennetim ben seni çok seviyorum. Bugün o güzel gönlün için, o güzel yüreğin için, o güzel kalbin güzelliğini bildiğim için seni canı gönülden seviyorum. Benim şu an nişanlandık ama ben seni evlenme teklifini aslında sürpriz yapmak istiyorum. Bugüne nasip oldu. Seni canımdan çok seviyorum. Kalbi güzel, yüreği güzel. Benim prensesim. İnşallah tüm Afyon Ovası duysun, Türkiye'miz duysun, tüm Avrupa duysun. Benimle evlenir misin cennetim? Ben seni çok seviyorum cennetim. Siz de sporcuların yanındasınız burada. Ne hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. Ayazin bölgesi için çok güzel bir faaliyet. Sürekli yapılmasını istiyoruz bölgenin tanıtılması için. Aynı zamanda burada kendi Afyon'un yöresel ürünlerini, patentli ürünlerimizi ve aynı zamanda sporcu özel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Size de tattıralım isterseniz. Haşhaşella, haşhaş kreması Türkiye'de patentimizde olan bir ürün. Tüketici alışkanlıklarını değiştirmek için, çocuklarımızı sağlıklı beslemek için ürünlerimizi tattırıyoruz burada. Nasıl, beğendiniz mi? Afiyet olsun, teşekkür ederiz. Nereden katılıyorsunuz? Antalya'da Maravgat'tan katılıyorum. Peki bugün siz de yarıştınız. Ne hissediyorsunuz? Bugünkü yarış çok güzeldi. Benim 4. kez gelişim. Daha önce 21 koştum. Bu defa 11 koştum. Güzel geçti. Süre iyiydi. Umarım yaş kategorisinde derece almışımdır. Her sporcunun böyle koştuktan sonra mutlu olur. Yani toksinlerini attığı için mutlu bir şekilde şu sporcuların hepsinin neşeli. Hiçbirinin sorunu yokmuş gibi. Hepsi mutlu. Sporu yapmak güzel bir duygu. Biz de sağlıklı bir şekilde 2005 yılından bari devamlı koşuyoruz. Koşulara katılıyoruz. İşte böyle geldik, sağlıklı bir şekilde bitirdik. Bundan sonraki koşulara katılmaya devam edeceğiz. Merhabalar. Siz nereden katılıyorsunuz? İzmir'den geliyorum, Çiğli'den. Mehmet Aydıngör ismim. İzmir Büyükşehir Belediyespor adına koşuyorum. Siz de yarıştınız bugün. Evet. Ne hissediyorsunuz? Vallahi parkur olarak çok güzeldi. Atmosfer de çok güzel. Her yıl katılım sağlıyoruz. Gayet iyi bir organizasyon. Yani gayet başarılı. Siz de derece almışsınız. Kaçıncı evet, oldunuz? Genelde birinci oldum. 11K'da. Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapıldı. Kadınların toplumda kendilerini temsil etmelerini sağlamak için düzenlenen turda pek çok kadın pedal çevirdi. O renkli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Turumuza hoş geldiniz öncelikle. Ben Aliye Mete Sert. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Afyon koordinatörüyüm. 2013 yılından beri yapılan bu turun bu sene biz 5.'sini gerçekleştiriyoruz Afyon Karahisar'da. Yine gördüğünüz üzere coşkulu bir şekilde kadınlarla birlikte, tabii bunun yanında çocuklar ve erkeklerle birlikte bir tur gerçekleştiriyoruz. Turumuzun amacı işte başımıza çiçek takıp bisikletlerimizi süsleyelim de bir tur yapalım değil. Bizim gerçekten çok güzel bir anlama hizmet eden bir turumuz var. İklim krizine dikkat çekiyoruz ve kadınların daha çok bisiklete binmesini teşvik etmek için böyle bir tur düzenliyoruz. Bu sayede bu görsel bir şovla birlikte farkındalık turu yanında da daha çok dikkat çekip yerel yönetimlerden de daha güzel altyapılı bisiklet yolları talebimiz oluyor. Onun için kadın, erkek, çoluk, çocuk bu tura herkesi davet ettim ve bu sene 5.'sini de gerçekleştiriyoruz ve yine katılım yüksek ve artmaya da devam ediyor.
Çok güzel bir organizasyon düzenliyorsunuz. Gerçekten sizlere teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim bize bu sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için. Tabii bu gönüllü organizasyonunu yaparken bize yardımcı olan bütün kurumlara, kuruluşlara, insanlara çok teşekkür ederim. Bu bir gönüllü etkinlik. Kurumumuz, kuruluşumuz, derneğimiz yok. Gönüllü kadınlar gönüllü bir şekilde burada kendi başımıza özgür bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Gelenlerin herkes ayaklarına ve pedallarına sağlık diyorum. Merhabalar Nilgün Hanım. Merhabalar. Bugün siz de pedal çevireceksiniz. Ne evet, hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Gerçekten harika bir görüntü. Böyle tüm kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hep birlikte burada pedal çevirecek olması beni ayrıca heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Çünkü bence bütün dünyada herkesin bisiklet kullanması ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırması gerekiyor. Çünkü bisiklet kullanmak insana hem çok iyi geliyor, aynı zamanda hepimizi çok mutlu ettiği gibi sağlığımıza da çok büyük faydası var biliyorsunuz. Herkesin en büyük problemlerinden bir tanesi bence hareketsizlik. Bisiklet kullanarak hem en güzel sporlardan birini yapmış oluyorsunuz hem de aslında güzelim doğamıza katkıda da bulunuyorsunuz. Çünkü bisiklet kullanan insanlar doğayı kirletmiyorlar. Dolayısıyla doğamızın temiz kalmasına da katkıda bulunuyorlar. Bir taşla iki kuş, hatta 10 kuş vurulmuş oluyor. Onun için herkes mutlaka bisiklet kullansın istiyorum ve bisiklet kullanmaktan ve kullanılmasını teşvik etmekten de onur ve gurur duyuyorum. Sizlerin de bisiklet kullanımına verdiğiniz destekler ötürü yürekten teşekkürü borç biliyorum. Çünkü bu aslında toplumsal bir sorumluluk diye düşünüyorum. Keşke çocuk yaştan itibaren bisiklet kullanımını daha fazla arttırabilsek ve bütün şehrimiz bisiklet yollarıyla donanarak herkes iş yerlerine de gitmesi gereken yerlere de bisikletle gelip gitmeyi alışkanlık haline getirse harika olur diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin hem sağlığımızı kazanmaya ihtiyacı var hem de doğamızı korumaya, geliştirmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kanal 3 ailesine de siz güzel sunucumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine güzel bir faaliyete destek verip burada olduğunuz için sizler de iyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Aysun. Buraya biz önceden de gruptaydım zaten. Her sene düzenliyoruz Aliye Hanım'la beraber. Peki siz de pedal çevireceksiniz bugün. Ne hissediyorsunuz? Biz neredeyse bir haftadır böyle geceleri uyuyamıyoruz heyecandan. Heyecanlıyız, mutluyuz. Toplandıkça daha çok böyle gurur duyuyoruz. Peki bu yıl 5.sini düzenliyorsunuz. Her sene aynı istikrarla, aynı kalabalıkla katılım sağlanıyor mu? Evet, evet. Daha çoğalıyoruz gittikçe. Duyuldukça, çoğu kişinin haberi yok böyle şeyden. Duyuldukça daha katılıyoruz. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Sera Yecavuz, Akü Veteriner Fakültesi öğrencisiyim, son sınıfım. Öyle yani. Bugün de burada pedal çevireceksiniz. Ne hissediyorsunuz? Vallahi heyecanlıyım, mutluyum. Çünkü bisiklet sürmeyi gerçekten seven bir insanım. Her gece zaten çıkan bir insanım. Hele böyle kadınları onurlandıran bir günde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü eşitlikçi bir insanım. Peki her sene katılım sağlıyor musunuz? Bu yıl 5.sı düzenleniyormuş. Bu ilk senem ama bundan sonra da katılım sağlamayı düşünüyorum. Çok güzel olmuşsunuz rengarenk. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Nuriye Gürdamar Lerman. Nereden katılım sağlıyorsunuz? Ben Antalya'dan ama buraya geldim. Peki siz de bugün pedal çevireceksiniz, ne hissediyorsunuz? Mutluyum ve kadınlara destekliyorum bisiklet binmelerine. Sürerim botan. Yüreğinden süzer öyle.
Bravo! Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Ekranların sevilen dizilerinden olan Gül Masanı'nın gözde oyuncuları Keremcan ve Zehra Yılmaz'ın dizideki bazı sahneleri Akrones Termal Otel'de çekildi. Biz de ünlü oyuncularla eğlenceli röportajlar gerçekleştirdik. Merhabalar Keremcan Bey. Öncelikle Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Konaklama fırsatınız oldu. Akrones Termal Otel'i nasıl buldunuz? Burası çok güzel bir yer. Çok büyük ve birazdan çekim yapacağımız oda gerçekten inanılmaz büyüklükte ve orada kalan misafirler gerçekten çok çok şanslı. Biz de çekim yapacağız. Uzun da bir çekim. 17 sayfa bir çekim. Yaklaşık 12 saat falan sürecek. Bakalım birazdan başlayacağız. Peki gastronomi şehriyiz. Yemeklerimizi de tatma imkanınız oldu mu? Nasıl biraz buldunuz? Biraz önce yemekten geliyorum. Uzak değilim. Tatlı severim. Gastronomi şehri olması gerçekten şaşırtıcı değil. O yüzden burada olmak güzel. Çünkü güzel yemek yemeyi seviyorum. Peki çekimleriniz nasıl gidiyor? Çekimler güzel, yorucu. Dizi çekimleri hep öyle oluyor. Şeyimiz gel. Ben sizin için sahnedeki şeyimizle kostümümüze takılsın istemiştim. Arada onu da takalım. Güzel bir anekdot olsun. Uğur Bey'imiz olsun. Tamam. Teşekkür ederim Uğur Bey. Peki son olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Çekimlerde olduğu gibi, oyunculukta olduğu gibi, müzikte de çok iyisiniz. İkisini bir arada nasıl yürütüyorsunuz? Bir süredir bir arada yürütmüyorum. Bayağı ihmal ettim müziği aslında. Ama bu pandemi dönemi benim müziğime yaradı. Müthiş bir üretim sürecine girdim. Böyle bir 22 şarkı yaptım ve şimdi onları yavaş yavaş dinleyicilerimle paylaşacağım. Çok heyecanlıyım bu yeni dönem için. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Her şey güzel olur. Merhabalar Zehra Hanım. Afyonkarahisar'a hoş geldiniz öncelikle. Akrones Termal Otel'i nasıl buldunuz? Merhaba, kolay gelsin. Valla çok keyifli. Geldik böyle güneşli bir günde. Yazın son günlerinde. Tadını çıkarıyoruz buranın. Peki yemekleri de tatma imkanınız oldu mu? Burası gastronomi şehri. Nasıl buldunuz yemekleri? Evet, gastronomi şehri olduğunu ben de az önce öğrendim. Çok lezzetliydi. Özellikle etlerine bayıldım. Zaten buradaki hayvanlar sanırım gezerek beslendikleri için çok lezzetliydi her şey. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak Gül Masalı çekimleriniz nasıl gidiyor? Çekimlerimiz gerçekten çok keyifli gidiyor. Birbirimize çok alıştık. 4-5 aydır beraberiz. Birlikte yaşıyor gibi sayılırız. Yani ailemizden, arkadaşlarımızdan uzak. Başka bir şehirde birbirimize aile arkadaş olduk. O yüzden çok keyifli geçiyor. Setimiz de çok keyifli. Set arkası da çok eğlenceli. Çok mutluyuz. Dünyanın gürültüsünden uzak, yemyeşil güzelliğiyle sakin bir ortamda çayını yudumlamak isteyenler için peyzajıyla göz kamaştıran bir kır bahçesine gittik. Gürültülü ortamlardan sıkıldık diyorsanız, burası sakin atmosferiyle tam size göre.
Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. Öncelikle ismim Enes. Soyadım Türkoğlu. Bu restoranda çalışıyorum. Restoran şefiyim. 3 senedir buradayım. Peki burası ne kadar zamandır işletiliyor? 2019 yılı Temmuz ayında açtık işletmemizi. Hizmetimize devam ediyoruz. Peki burada sunduğunuz hizmetler neler? Kahvaltı servisim var. Serpme kahvaltı şeklinde veriyorum. Izgara çeşitlerim, tav yemeklerim, aperatif olarak tost, hamburger, gözleme çeşitlerim bulunuyor. Organizasyonlarda yapıyorsunuz sanırım. Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki de. Düğün sezonuna girdim. Bu sene ilk defa yavaş yavaş düğünü yapmaya başladım. Nişandır, kana gecesidir, düğündür, ufak çaplı doğum günleridir. Bu şekilde hizmet veriyorum. Peki sizi diğer işletmelerden ayıran şey ne? En başta kış bahçesi şeklinde kameralarım var. Kapalı alan. Ekstradan bir de saat içinde ısıcım var. Yaz içinde köşklerim var. Yer sofrası şeklinde evdeki rahatlık gibi hissedebilirsiniz. Bahçemi gördüğünüz gibi bu bahçenin peyzajını kendimiz yaptık. Baştan sona kadar. Havuzum olsun, ağaçların yapısı olsun. Hepsini biz kendimiz yaptık. Gördüğünüz ağaçların da zaten bir sürü meyve ağaçlarım var. Yazın buna müşterilerine yararlanıyor zaten. Çocuklar için de neler mevcut? Buraya daha çok aileler geliyor, sıcacık ortamını tadıyorlar. Kameraların yanında hem kendine bakabilecek hem de çocukların oynayabilecek bir oyun alanım var. Ekstradan restoranın iç kısmında top havuzum şeklinde oyun alanı mevcut. Peki çok ziyaretçiniz oluyor mu? Çok şükür diyelim. Bu sene de bitirdik. Sezon kapanmak üzere zaten. Bu sene iyi işim oldu. Peki sizi son olarak niye tercih etsinler? Bizi son olarak niye tercih etsinler? Hem yemeklerim olsun, hem kahvaltım olsun, hem servisim olsun. İyi olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden bizi tercih edebilirler. Sırada reklamlar var. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerleyiz. Dijital platformlar yaygınlaşmaya başladı. Metaverse ile dünyanın her yerini sanki oradaymış gibi gezmek artık çok kolay. Herkesin merak ettiği bir soruya açıklık getirmek için gelecekte dünyada neler olacak öğrendik. Sanal gerçeklik gözlüğüyle artık her şey gerçek gibi gözlerinizin önünde. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Emin İbili. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine çalışıyorum. Bu teknolojiyle birlikte 2017-2018 yılları arasında Güney Avustralya Üniversitesi'nde İnsan Bilgisayar Etkileşim Laboratuvarı'nda bu alandaki uzman öğretim üyelerinden bir tanesi olan Profesör Doktor Mark Biringus'la birlikte bir yıl süreyle çalıştık. Ve 2018 yılında projemi bitirdikten sonra yine Türkiye'ye geldim. Üniversitemizde bu çalışmalara başladık. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sağlıkta kullanımına yönelik çeşitli çalışmaları bu üniversitemizde gerçekleştiriyoruz. Peki artırılmış gerçeklik teknolojisi nedir? Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadan elde ettiğimiz görüntüler ile dijital ortamda tasarlamış olduğumuz görüntüleri birleştiriyoruz ve yeni bir görüntü elde ediyoruz. Ama elde etmiş olduğumuz bu görüntü üzerinden kullanıcılar hakim, bunlara dokunabiliyor ve doğal bir etkileşim gerçekleştirebiliyor. Aslında doğal etkileşimi şu şekilde özetleyelim. İnsan doğduğundan büyüdüğüne kadar gerçek nesnelerle etkileşim içerisindedir. Bir nesneyi tutarken
onu eliyle bu şekilde tutabilir. Ya da dokunurken yine parmağıyla dokunabilir. Döndürürken yine parmağıyla aynı şekilde bir nesneyi döndürebilir. Esnek bir materyali ise uzatırken mesela yine eliyle uzatabilir. Bütün bunlar duvar etkileşimdir. Bu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ya da metaverse dediğimiz bu kavramlarla birlikte aslında insanlar bu duvar etkileşimi gerçekleştiriyor. Bunun en önemli avantajı nedir? Örneğin uzaktan eğitimde bir öğrenci fareyi kullanırken, klavyeyi kullanırken bütün bu teknolojik aletler aslında ekstra bir bilişsel yük oluşturuyor. Ama bu teknolojiyi kullanırken bu ekstra bilişsel yükü minimum seviyeye indiriyoruz. Artık öğrenciler öğretime odaklanıyor. Çünkü rahatlıkla kullanabildikleri için, doğal etkileşim gerçekleştirdikleri için sezgisel bir etkileşim ortaya çıkıyor. Şimdi burada görmüş olduğumuz etkileşimlerin hepsi doğal etkileşimdir. Böylelikle öğrenciler rahatlıkla kullanacakları teknolojiye odaklanıyor, öğretime odaklanıyorlar. Çünkü teknolojiyi artık rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bu da bizler için öğretimde kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda 3 boyutlu görebiliyorlar. Çünkü her öğrenciye eşit düzeyde bir kadavra imkanı veremiyoruz. Bunlar ama pratik yapabiliyoruz. Pratik eğitimleri bu şekilde öğrencilerin yapmasını sağlıyoruz. Böylece tıp fakültesine kazanan bütün öğrencilerin ya da anatomi ile ilgili ders alan bütün öğrenciler rahatlıkla tam öğrenme, yani gerçek bütün öğrenciler eşit düzeyde bir öğrenme seviyesine ulaşabilirler. Peki sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasındaki fark ne? Sanal gerçeklik tamamıyla yapay bir ortam. Yani gerçek ortamı simüle edilmiş bir hali. Ama artırılmış gerçeklikte siz bütün eğitimlerinizi gerçek bir ortamda, yani ameliyathanede, laboratuvarda uygulama yapıyorsunuz. Ve sanal gerçeklikteki gibi yapay bir ortamla karşılaşmıyorsunuz. Gerçek bir ortamda elde ediyorsunuz. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Bu proje şu şekilde ortaya çıktı. 2018 yılında Güney Avustralya Üniversitesi'nden döndükten sonra Afyon Karadeniz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde göreve başladım. Bu arada yaptığım çalışmalarla ilgili Sayın Rektörümüze bir saate aşkın bir sürelik bir sunum gerçekleştirdim. Ve sunum sonrasında Sayın Hocamız da teknolojiye oldukça hakim bir hocamız olmakla birlikte istişare sonunda bu projenin yapılması gerektiğini, önemini Sayın Hocamız da fark etti. Ve bunu gerçekleştirmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Sayın Rektörümüzün önderliğinde bir proje ekibi ortaya çıkardık. Özellikle anatomi eğitim bölümünden Sayın Tolga hocamızla birlikte, radyasyon onkolojisi bölümünden değerli araştırma arkadaşlarımızla birlikte ve grafik ve animasyon alanında uzman bir arkadaşımızla birlikte bu işe koyulduk. Böylelikle bu proje ortaya çıktı. Afyonkarahisar için büyük bir proje. Afyonkarahisar bu projeden nasıl yararlanabilir? Şimdi şu şekilde düşünebiliriz. Artırılmış gerçeklik önümüzdeki yıllarda sadece tıp ve sağlık alanında değil, bütün alanlarda ortaya çıkabilecek bir teknoloji. Ve özellikle diyorum ki Metaverse teknolojisinde en fazla destek vermesi gereken veya bu alanda en fazla yararlanabilecek şehirlerden bir tanesinin Afyonkarahisar olduğunu düşünüyorum. Eğer tabii ki bu tip projelere destek verilirse inanıyorum ki Afyonkarahisar önümüzdeki yıllarda bu teknoloji fırsatını kaçırmazsa oldukça bundan faydalanabilecek bir şehir olarak ön plana çıkacaktır. Peki Metaverse nasıl bir teknoloji, nasıl çalışır? Metaverse aslında sanal evrenler olarak tanımlıyoruz. Ya burada görmüş olduğunuz, bakın bu projemizde bir laboratuvar oluşturduk. Ama bu laboratuvarımızı bir okul olarak düşünün. Bütün sınıflar mevcut, farklı. Herkes kendi sınıfını tasarladığını, herkesin kendi laboratuvarını tasarladığını düşünün. Farklı farklı Metaverse evrenler oluşturuyorsunuz. Ve kişiler kendi evrenlerini kendileri tasarlayabiliyor. Ve bütün bu evrenler arasında eşgüdüm ortaya çıkıyor. Metaverse dediğimiz bu ortamda kullanıcılar doğal etkileşim dediğimiz bu etkileşimlerle birlikte hem birbirleriyle etkileşim içerisinde hem de dijital materyallerle etkileşime girerek her türlü uygulamalı bir araya gelebiliyor. Özellikle stres, baş ağrısı ve benzeri uygulamaları, rahatsızlıkları ortadan kaldırabilmek için bu tip teknolojiler artık reçetelendirilebilir hale geldi. İnsanlar stresten uzak veya o dijital ortamda birbirleriyle bir araya gelerek daha rahatlaşa etkileşimler kurabiliyorlar. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Apsio Anatomi Ana Bilim Dal Araştırma Görevlisi Gülen Albaş Kurt ben. Peki anatomide ne gibi zorluklar yaşıyordunuz ve bu sayede nasıl kolaylıklar oluştu? Hem eğitim görmekteyim şu anda doktor öğrencisi olarak hem de AFSÜ'de anatomi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Şu ana kadar hem eğitim süresince hem girdiğim derslerdeki öğretim aşamasında en büyük yaşadığımız sorunlardan biri maket sayılarındaki yetersizlikti. Gerek maliyetleri olsun gerek temin etmedeki zorluklar olsun, öğrenciler açısından yeterli maket sayısına ulaşabilmek bir miktar zorluk
gösterdi. Ve kadavra da aynı şekilde. Kadavra temini elde etmek her öğrenci için kadavra diseksiyonu sağlayabilme imkanı çok kısıtlıydı. Bu proje sayesinde sanal ortamda bir kalbe dokunabilmek veya inşallah ileriki süreçte farklı organlara, farklı dokulara dokunup elleyebilmek, üç boyutlu olarak görebilmek anatomi uygulaması açısından gerçekten kritik bir öneme sahip. İlerleyen süreçte de bu uygulamaların anatomi uygulamalarında, lab eğitimlerinde, laboratuvar eğitimlerinde çok çok etkili ve çok gerekli bir sistem olacağını düşünüyorum. Sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu haberimiz kilolarından rahatsız olan bayanlar için. Uzman estetisyenler eşliğinde bölgesel zayıflama yöntemiyle kilolarınızdan rahatsız olduğunuz bölgelerde doğru bir uygulamayla 10 cm'den 36 cm'ye kadar incelebiliyorsunuz. Uzman estetisyenler eşliğinde 10 cm'den 36 cm'ye kadar incelebilirsiniz. Bölgesel inceleme programında her firmanın kendine özgü tabii ki cihazları olduğu gibi bizim de şu anda kombinleme çalıştığımız 3 cihazımız var. Kavitasyon cihazımız, kavitasyon cihazı ne işe yarar diye sorduğunuzda vereceğim cevap, kavitasyon cihazı ses dalgası ve titreşimle yağların parçalanıp vücuttan idrar ve ter yoluyla atılımını ya da dışkı yoluyla atılımını sağlar. Onunla birlikte G5 cihazı dediğimiz cihazımız var. Bu da selülitlerin yok olmasını, vücudun sıkılaşmasını sağlar. Aynı zamanda da pasif jimnastik dediğimiz elektromanyetik dalgalar vererek, hareketsiz olan kasları harekete geçirerek vücudun sıkılaşmasını sağlayan üçlü kombinleme şeklinde cihazlarımız var. Bunlarla birlikte işlem yapıyoruz tabii ki. İsterseniz direkt kavitasyon cihazıyla işlemimize başlayalım. Danışanımız geldiğinde ilk önce yaptığımız şey işlem öncesi ve sonrasında ölçümlemesini yapıyoruz. Hangi bölgeye uygulanması gerekiyorsa o bölgenin ölçümlemesini yaptıktan sonra onların notunu tutarak işlemine başlıyoruz. Peki hangi bölgelerde uygulanıyor genelde? Bölgesel incelme işlemleri eğer sağlığıyken ciddi bir problemi yoksa alt bacak, basen, göbek bölgesi, kollar hatta göğüs bölgesinde bile pasif jimnastik uygulamasını yapabiliyoruz. Cihazımızı gördüğünüz gibi zaten her şeysi vücudun hangi bölgelerinde işlem yapılması gerekiyorsa ona göre ayarlı olduğu için şu anda mesela göbek bölgesinde işlem yapacağız. Göbek bölgesini seçtiğimde mod ve ayarını kaç enerji vereceğimizi ayarladıktan sonra işleme otomatikman başlayabiliyorum. İşleme başlamadan önce biliyorsunuz ki ultrason jelleri daha iyi bir şekilde deri altına inmesini sağladığı için ilk önce jel sıkıyorum işlem yapacağım bölgesine. Daha sonra da işlemine başlıyorum. Bunda yapacağımız şey saat yönünde yuvarlak çizerek o bölgedeki yağların parçalanmasını sağlamak. Çok hızlı hareket etmek doğru değil. Çok yavaş hareket etmek doğru değil. Göbek üstüne işlem yapmak doğru değildir. En son aşamasında da bunu tabii ki biraz önce de söylediğim gibi idrar yoluyla dışarıya atılımını sağladığımız için çoğunlukla en son aşamasında da idrar kesesine baskı yapmak. Bundaki en büyük amacımız o. Çok fazla aynı bölgede tutmak da zararlıdır. O nedenle sürekli böyle saat yönünde yuvarlaklar çizerek işlemimizi tamamlıyoruz. G5 uygulaması yaparken de önce kaç dakika uygulama yapacaksak bunlarda da uygulama süreleri değişiyor. Minimum 15 dakika, maksimum 30 dakika şeklinde uygulama yapabilirsiniz. Kaç dakika işlem yapacaksam önce derece dakikasını ayarlıyorum. Daha sonrasında da bunun çevirme hızını ayarlamam gerekiyor. Bunda da çok hızlı bir şekilde basınç verirseniz bu göbek bölgesi olsun, basan bölgesi veya ayak bölgesi olsun orada morarma hatta göbek bölgesine çok baskı verdiğinizde bağırsakları düğümlemeye kadar götürür. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların hepsi uzman estetisyenler tarafından yapılması lazım.
kemik bölgelerine işlem yapılmaz özellikle. Bunda da yine aynı şekilde dairesel hareketler çizerek işlem yapılması lazım. Pasif jimnastik uygulamasına geçtik. Pasif jimnastik uygulamamızda da petlerimizi vücudun ihtiyacı olan bölgelerine yerleştiriyoruz. En büyük de dikkat edilmesi gereken şey, burada gördüğünüz gibi kablolar biri siyah, biri kırmızı. Bunların amacı birisi artı, birisi eksi kutup taşır. Bunda da kalkıp işte siyah kablonu, yani artının yanına artıyı koyamazsınız. Eksinin yanına da eksiyi koyamazsınız. Tam zıttı olarak yerleştirmeniz gerekiyor. Şu anda mesela burada kırmızı kablom olduğu için alt kısmına siyah kablomu yerleştiriyorum. Şimdi burada petlerimi bağladım. Özellikle göbek bölgesini seçtim. O bölgede işlem yaptığım için. Şimdi ne yapıyorum? Cihazımı ayarladım. Yavaş yavaş akım vermeye başlıyorum. Mesela göbek kısmında yakından baktığınızda doğru yerde kasın üzerinde işlem yaptığımı görebiliyorum. Bunda da yaklaşık 45 dakika, eğer minimum tutacak olursanız pasif jimnastik uygulamasında 30 dakika, maksimum olacak olursa da 45 dakika işlem yapıyoruz. Bu yöntemler kaç santim incelme sağlıyor? Minimum 10 santim, maksimum 36 santim. Bu da tabii ki ister istemez danışanın da burada söylenilenlere uyması lazım. Nasıl söylenilenler? Bizim en büyük dikkat ettiğim şey, bize işleme gelmeden önce 1 litre su içmesi, işlemden çıktıktan sonra da bizim söylediğimiz şekilde 20 dakikayla başlayıp 45 dakikaya kadar, bunu tabii ki haftalar ayırarak söylüyoruz veya günleri ayırarak söylüyoruz, ritimli yürümesini istiyoruz. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok zaten. Resim, dans, el sanatları, makyaj, grafik tasarım, yaratıcı drama ve daha pek çok alanda yetenek keşfine çıkarak sanata ilgisi olan insanların daha iyi bir yere gelmesini sağlamak amacıyla açılan bir kültür sanat atölyesini ziyaret ettik. Resim, dans, yaratıcı drama, makyaj, pek çok sanatı bünyesinde barındıran bir kültür sanat merkezini ziyaret ettik. Burayı açmaktaki en büyük amacımız Afyon'daki olan hemşehrilerimiz için ve il dışında olan bir sürü kişi için kültür ve sanat adı altında yapılması gereken bütün bizim sunduğumuz imkanları yetenek keşfine çıkarak onların daha iyi bir yerlere gelmesini sağlamak. Yapacağımız Afyon'da bir sürü etkinlikler ve projelerde onların daha iyi bir noktada gelmesini sağlamak ve basamak amaçlı biz bunu kullanmak için burayı açtık. Afyon'da daha önce yaşanmamış, bazı insanların rahatsız olabileceği, bazı insanların hoşlarına gidebileceği bir proje düşünüyoruz. Ve bu bağlamda kurumsal yerlerle bağlantı içerisindeyiz. Okullarla, devlet okullarıyla bağlantı içerisindeyiz. Belirli otellerde sanatsal etkinlik çatısı altında bir proje gerçekleştirme içerisindeyiz. Yaratıcı drama, resim, müzik, dans, kalıcı makyaj eğitimi, el sanatları, grafik tasarım. Ya birçok alanda eğitim vermeyi düşünüyoruz. Yeteneği olan herkes, ya gelen öğrenciler de bizi yönlendirebilir aslında. Şöyle bir eğitimle verseniz mi? Ya da biz o öğrenciyi görüp buna ihtiyacı var deyip yine bir alanda bir kurs açabiliriz. O şekilde tamamen karşılıklı ihtiyaç. Ama ana başlık altında bu saydıklarım olacak. Peki dans eğitiminin aşamaları neler? Şimdi dans alanında eğitimlerimiz ana başlıkta şimdi şöyle toparlarsak daha güzel olur. Onları belirteyim öncelikle. Modern dans anlamında valsimiz, salsamız, tangomuz, bachatamız, ondan sonra bu eğitimlerimiz mevcut.
Geri anlamda, yöresel anlamda eğitimlerimiz yine aynı şekilde Afyon'umuzun halk oyunları eğitimini veriyoruz. Zeybek eğitimleri veriyoruz. Halay eğitim veriyoruz. Horon eğitim veriyoruz. Yani dans anlamında skalamız bizim çok geniş. Bu eğitimleri verirken de öncelik olarak ilk aşamamız genel duruşlardan olsun, en temel aşamadan başlayıp en profesyonel anlama kadar gidebilecek bütün eğitimleri biz vermeye çalışıyoruz burada. Peki resimde hangi teknikler mevcut? Kaç saat sürüyor bu eğitimler? Şimdi resim eğitimi çok detaylandırmadan özet geçmek gerekirse, benim bir iddiam var, önce bundan başlayayım. Eli kalem tutan ya da herhangi bir şekilde kalem tutabilen herkese resim çizmeyi öğretebilirim. Sonuçta herkes birinci sınıfta başladığında çizgilerle başlıyor, değil mi? En nihayetinde yazdığımız yazıya bile bir aşamadan geçtikten sonra güzel yazı yazmaya doğru yöneliyoruz ve o zaman başarabiliyoruz. Profesyonel sanata, profesyonel resme başlangıca gelmeden önce yaşadığımız süreç bu yönde olur. Teknik anlamında da gelen öğrencinin, eğitim alan kişinin kendi kapasitesine göre, kendi fikirlerine göre, kendi hayal gücünü öldürmeden kendi tekniğini bulması konusunda yardımcı olabiliriz. Ben illa şu tekniği yapacaksın diyemem, dememeliyim, çünkü sanatta böyle bir şey yok. Sanat özgürlüktü, sanat bir başkaldırıydı, bir uyanıştı. Kalıcı makyajdan da biraz bahsedelim. Biliyorsunuz kadınlar için makyaj çok önemli. Bunlar mesela doğru ve güzel makyaj yapmanın püf noktası ne? Nasıl anlıyoruz? Şöyle söyleyeyim, insanın zaten kendi yüz hatları, doğal güzelliği mevcut. Biz sadece isteğe göre bakışına, ifadesine anlam katabilmek için boyalarla süsleme sanatı da diyebiliriz. İnsanların kendisini görmek istediği, hoşuna giden ya da ne bileyim içindeki duyguyu yansıtmak için, ki bence makyaj zaten etraf için değil, kişinin kendisi için olması gereken bir şey. Kalıcı makyajda da günlük daha çok çalışan kadınların ya da vakit bulamayan insanların, o şekilde abartı makyajı sevmeyen, hali hazırda zamandan tasarruf dediğim gibi makyajı bir şekilde uzun süreli kullanmasını sağlıyor. Peki siz de bize el sanatları ve grafik tasarım hakkında bilgi verir misiniz? Tabii el sanatları aslında çok fazla insanların bilmediği bir sanat dalı. Çok fazla faaliyet göstermiyor. Biraz daha yaşlı kesimin talep gördüğü, işte annelerimizin kullandığı, işte çeyiz olarak serdiği şey olarak görülüyor ama biz genç nesillere devam ettirmek için burada bulunuyoruz. Grafik tasarımda bir mesajı iletebilmek, görseli karşıya aktarabilmek için çıkmış bir alan. İstediğin alana yönelebiliyorsun, kitap tasarlayabiliyorsun, kurumsal kimlik yapabiliyorsun. Mesela bu atölyemizin logosunu ben tasarlamıştım, söylesem olur mu? Ondan sonra işte film afişleri, billboardlar, broşürler, alan o kadar çok geniş ki işte bilgisayarda yapılabilecek her şeyi yapabiliyorsun. Sağlık her insan için olmazsa olmaz şeylerden birisi. Bir genel cerraha giderek doktorumuzdan tavsiyeler aldık. Bugün siz değerli izleyicilerimiz için genel cerrahi konusunu işledik. Genel cerrahi bölümüyle ilgili bilgiler almak için uzman doktorumuzun yanına geldik. Merhabalar. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yunus Acar. 1986 Afyon doğumluyum. İlk tıp eğitimimi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra ihtisasımı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde yaptım. Ardından mecbur hizmette Trabzon'da bir ilçede çalıştıktan sonra Burdur'da 3 yıl görev yaptım. Sonrasında memleketime hizmet etmek için buraya geri döndüm. Peki genel cerrahi bölümü nerelere bakar? Genel cerrahi aslında adı üstünde genel bir bölüm. En çok baktığımız bölge olarak söylemek gerekirse karınç organlarına bakarız. Karınç organlarının yanı sıra yumuşak doku hastalıkları, meme, guatr, tiroid, basur, hemoroid, çatlak, makat bölgesi hastalıkları bizim bölgelerimize girer, fıtık. Peki en sık görülen vakalar hangileri?
En sık aslında hastaların en sık başvuru nedeni genel cerrahiye karın ağrısı oluyor. Karın ağrısıyla başvuran hastada çok fazla ayırıcı tanı var. Bunun yanında en sık gördüğümüz vakalarda kasık fıtıklarını çok sık görüyoruz. Bunun dışında safra kesesi hastalıklarını çok sık görüyoruz. Mideye baktığımız için midede gastrit, reflü tarzı hastalıkları çok sık görebiliyoruz. Bunlar bizim esas polikliniğin en yoğun işleyişi bunlar üzerinden dönüyor genel itibariyle. Peki en ufağından bir karın ağrısını önemsememek doğru mu? Karın ağrısı bizim için basit bir gaz sancısından kansere kadar uzanan geniş bir alanda çok farklı tanımlar içerir. O yüzden karın ağrısı her zaman için aksi ispat edilene kadar önemli bir hadisedir. Karın ağrısını ağrı kesicilerle bastırmak özellikle bazen ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilir. Mutlaka bir uzmanın, özellikle genel cerrahi uzmanının görmesi karın ağrılarını ayrıca tanımda faydalı olacaktır. Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Doğru bilinen en büyük yanlış genel cerrahi açısından benim gördüğüm, kanser hastalarında parça alırken, biyopsi alırken tanı koymak için bıçak vurursak daha alır mı, ameliyat olursak ürer mi? En büyük yanlış bence bu. Sonuçta bir cerrah olarak bunu tabii ki kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Parça almadan, tanı koymadan veyahut da hastayı ameliyat etmeden şifa veremeyiz. Genel itibariyle bu eskiden var olan bir şey. Eskiden çok ileri evrede tespit edilen kanserler ameliyat sonrasında tabii uzun bir ömür yaşayamıyor. Ameliyat sonrası stresle birlikte yaşam süresi kısalıyormuş hastaların. Buna binaen çıkmış bir hadise bu. Şu anda güncel tedavilerle, güncel tıbbın ilerlemesiyle, erken tanı yöntemleriyle kanser hastalarında erken tanı tedaviye daha çok fayda sağlıyor. O yüzden mutlaka ameliyat gerekiyor. Peki gelişen teknolojinin nasıl bir etkisi oldu? Gelişen teknoloji en başta görüntüleme yöntemlerini artırdı. Görüntüleme yöntemlerimiz arttığı için, güzelleştiği için, tomografiler, MR'lar, endoskopiler, bunlar güzelleştiği için hem tanımız daha hızlı, daha doğru, daha kesin oluyor, hem daha erken tanı koyabiliyoruz. Hem de yaptığımız işlemler, ameliyatlar, eskiden karnı açarak yaptığımız ameliyatları şimdi 2 delikten, 4 delikten laparoskopik olarak ya da robotik olarak yapabiliyoruz. Daha az iz kalıyor. Hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı daha çok azalıyor. Hastaya daha az zarar vererek daha çok fayda vermeye çalışıyoruz teknolojinin imkanlarından faydalanarak. Son olarak hastalara ne gibi bir tavsiyeler vermek istersiniz? Hastalara vermem gereken en önemli tavsiye hiçbir zaman vücudunuzu önemsememezlik yapmayın. Bir karın ağrısı varsa veyahut da bir yerinizde bir rahatsızlık varsa bu bir rahatsızlıktır. Bunun için bir doktora görünün. Belki geçer diye komşunuzun önerdiği bir şeylerle geçiştirmek yerine doktora görünün. Kanal 3 Panorama'da bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.